Merhaba sevgili yatırımcılar, Borsanın Nabzı kanalıma hoş geldiniz. Borsanın düştüğü bu vakitlerde sizler için iki tane hisse analizi yapıyorum. İkisinin de potansiyeli %50 yükselme potansiyeli var. Şu an fiyatları gerçekten çok ucuz. Bu fiyatlara buralardan almak çok avantajlı olacaktır. Borsanın daha düşme ihtimali var ama bu hisselerin çok fazla düşme ihtimali yok. Teknik grafiklerde göstereceğim hisselerimizden bir tanesi Türk Telekom. Türk Telekom hakkında biraz da bilgi vermek isterim. 2020 yılında ciddi bir yatırım yaptı ve bunun sonucu olarak 2021 yılının ilk çeyreğinde benchmark testi denilen tüm operatörlerin kapsama, sinyal seviyesi ve kalitesini ölçen bir testte Ankara'da birinci oldu. Yani yatırımlarının sonucunu sahada aldı. Bunu da abonelere yansıtabilirse, abone sayısını artırabilirse 2021 yılında geliri yükselecektir. Türk Telekom için ikinci tespitim ise pandeminin olumsuz durumundan etkilenmedi. Yani pandemi açıklandıktan bu tarafa hem internet kullanımı hem mobil kullanım ciddi seviyede arttı. Bu da Türk Telekom'un bütçesine olumlu yansıyacaktır. Onun dışında bir de 5G için hazırlıklar tüm hızıyla devam etmekte Türk Telekom'da. Geçtiğimiz ay 5G ile ilgili bir testte 4,5 GB per second hıza ulaşarak dünyada bir rekor kırıldı. Bunu haberlerde gösterildi. Yani Türk Telekom güzel yatırımlarına devam ediyor. Bu düşüş gerçekten onun yani hissenin alınması için güzel fırsat. Diğer hissemiz de sağ ol. İkisinin de teknik grafiklerine bakalım. Teknik analizlerini değerlendirelim. Evet sevgili yatırımcılar, Türk Telekom'un grafiğini açtım şu an. Burada günlük grafikteyiz. 6.39. Bugün 29 Nisan, fiyatı 6.39. Ben 6.14 iken video çekmeyi planlamıştım fakat zamanım olmadığı için videoyu çekemedim. Şimdi fırsatım oldu. 6.19'dan geri döndü ve yükselişe başladı. Arkadaşlar gerçekten güzel bir grafik var. Burada daha önce de 6.43'lerden dönüşü var. Ayrıca RSI indikatöründe alt seviyeye inmiş, değmiş ve yükselişe geçmiş. Yani indikatör de çalışıyor. Peki 6.39'dan alırsak kaça kadar yolu var? Bence 8.58 hatta 9'a kadar gidebilir. Ama garanti bölgede kalmak istiyorsak 8.58'den elimizden çıkarabiliriz. Satış planımız burası olabilir. Bu tabii 2-3 aylık, belki 5 aylık bir süreç olacak arkadaşlar ama 5 aylık bir süreçte yatırımını %50 artırmak güzel bir durum olsa gerek. Tabii ki bunlar yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Ben kendi analizimi yapıyorum. Siz yatırımınızı kendiniz değerlendirmeniz gerekiyor. Bir de haftalık grafiğe bakalım. Gördüğünüz gibi haftalık grafikte de 3 tane tepe yapmış ve buralardan dönmüş ve yine aynı noktaya, direnç noktasına değip geri yukarı çıkmış. Bunu 3 defa tekrarlamış arkadaşlar. Bu sefer daha yukarılara gidecektir. Yani 3. tepeyi aşacaktır. Türk Telekom şu an ucuz. Mal ucuzken alınır arkadaşlar. Değerlendirebilirsiniz. Burada RSI'da da yine alt noktaya, DM'ye yakın tekrar yukarı kırmış. RSI indikatörüne de güvenirim. Türk Telekom için teknik verilerimiz bu şekilde. Şimdi sağ olun grafiğine geçtik arkadaşlar. Sağ olda da benzer bir durum var grafik olarak. Hakikaten teknik kısmı gayet güzel alım için. Şimdi ben 7.76'dan dönüş sağlanmış, 8.17'ye kadar yükselmiş. Fakat ilk potansiyeli 10.91, oradan da 11.75'e kadar gidebilir. Yani ciddi bir yükseliş potansiyeli var. Burada yine %40, %50'ye yakın. RSI indikatörüne bakalım, bize ne söylüyor. Burada da RSI indikatörüne de düşüş aşağıya geçmiş ve sonra toparlamış. Şimdi yukarı yönlü çıkış başlamış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha önceki
şeylerde de altına geçip tekrar yukarı, hatta üstünü deldiği noktalar olmuş. Sahol'da da teknik analiz kısmında ciddi bir potansiyel var. Şu an hisse ucuz, gayet alınabilinir bir noktada. Direnç noktalarını değmiş ve geri dönmüş. Şimdi bir de haftalık bazda bakalım. Haftalık bazda yine gördüğünüz gibi tam dirence değmiş, geri dönmüş. Yani grafik çalışıyor. Burada da daha önce de birçok defa buralara değmiş. Birkaç defa altına düşmüş. Yani yine bu altına düşme potansiyeli olsa da çok fazla bir şey yok. 7.8.17'den 7.38'e, yani %10 gibi bir düşüş olur en fazla, ki ben öngörmüyorum. Fakat yönümüz yukarı ve çıkışta en tepeyi düşünürsek 11.75, ciddi bir potansiyel var, %40 %50. Garanti bölgede kalmak isterseniz 10.91'den satış yaparsınız. Burada da yine bir %35 gibi kazanç olur. Bunlar kısa vadeli işlemler değil arkadaşlar. Orta ve uzun vadeli işlemler. İki hissemizde geçmişi sağlam. Bu, yine bahsediyorum, bu yatırım tavsiyesi değildir. Sadece teknik grafiklerini size gösteriyoruz, evet arkadaşlar, iki hissemizin teknik grafiğini gösterdim sizlere. Gördüğünüz gibi teknik kısmı alım için gayet uygun ve bence potansiyeli olan sağlam hisseler. Bundan sonra hisse analizlerine devam edeceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.